Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu konuşmada sizlere AK Parti'nin şanlı Urfa vizyonundan bahsediyorum. Bu kürsüde size defalarca seslendim. Çiftçi ve tarımı bitirdiniz dedi. Mozot, gübre ve yem fiyatları 3-4 kat artmış, çiftçinin fatihası okunmuş. AK Parti yabancı ülkelerden toprak kiralıyor, ithalatta gömrük vergisini sıfırlıyor, TEDAŞ'ın zulmü altında inim inim inleyen çiftçiyi görmezden geliyor. Ülkemizin %45 pamuğunu, %42 fıstığını, %26 mısırını üreten Urfalı çiftçiyi Yunanistan'ın, Amerika'nın çiftçisine tercih ediyor. İşte sizin Şanlıurfa vizyonunuz. Şanlıurfa sulama projesiyle ilgili defalarca soru önergesi verdim ama iktidardan gelen cevaplar proje ve etüt çalışmaları devam ediyor oldu. En son 22 Eylül'de Bozva pompaj sulamasıyla ilgili önergemize verilen cevap aynen şöyle. Bozva 2. kısım ana kanal inşaatı firmanın eksiklikleri bitirmemesi nedeniyle feshedilmiştir. İnşallah ilk seçimde Urfalı da sizin yetkinizi feshedecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok şükür ki ilk günden beri Urfa sokaklarında rahatça dolaşan bir milletvekiliyim. Benim Urfa sokaklarında gördüğüm siftah etmeyen esnaf, örünü para etmeyen çiftçi, geçinmeyen emekli oldu. Ama birileri çıkıp Türkiye ekonomide zirve yapıyor diyordu. Sokakta gördüm ki zirve yapan enflasyon oldu, işsizlik oldu. TÜİK'e göre en fazla işsizlik olduğu bölge GAP bölgesi oldu. Sözde ülkemizin ekonomisi Temmuz ayında öyle bir atağa kalkacaktı ki ağa kalkan zamlar oldu. İşte sizin Şanlıurfa vizyonunuz. Şanlıurfa'nın uzman doktor eksikliğini defalarca dile getirdim. Vatandaşlarımız sokak sağlık hizmetleri almak için başka illere gidiyor dedim. Ama siz de 2015'te temeli atılan şehir hastanesini bile bitiremezdiniz. İşte sizin Şanlıurfa vizyonunuz. Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanı Şanlıurfa'ya geldi. Bakan özel okulların halini görünce bürokratları fırçaladı. 3 ay sonra tekrar geleceğim dedi ama üzerinde 1 yıl geçmesi olmasına rağmen hala gelmedi. Ancak Bakan Özer bir konuda haklıydı. Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okullar böyleyse gezmediğimiz okullar nasıldır diye sordu. Sorma bakan, sorma. İktidarınızın Şanlıurfa bakış açısı tek cümleyle ancak böyle özetlenirdi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ölüm yolu olarak bilinen Suruç yoluyla ilgili de bakanlık 2019'a etüt çalışması devam ediyor dedi. 2021'de yine proje çalışması devam ediyor dedi. Bu yol hiçbir zaman yapılmadı. Bu iktidar Ceylanpınar'da TİGEM arazisi çiftçiye zehir etti. Hilvan'daki içme suyu problemini cevap dahi veremedi. Şanlıurfa'nın gözdesi Halfeti Türk Hava Yolları tanıtımında Gaziantep'e bağladı. Karaköprü'de tarım arazilerini babalar gibi imara açtı. Viranşehir'in sokaklarını çamura terk etti. Süverek kırsalında insanları eşekle su taşımaya mahkum etti. Birecik'te gözle görülen kirli içme suyuna olumsuz bir rapor yoktur dedi. Eyüben'in birçok mahallesi madde bağımlılığına mesken oldu. Vatandaşlar çöp kokusundan nefes almaz hale geldi. Memleketinde iş bulamayan Şanlıurfalı, Heranlı, Akçakalalı vatandaşlarımız mevsimlik işçi olma yolunda hayatını kaybetti. 2019'da Sayın Erdoğan Urfa'yı inşaatı devam eden hızlı tren projesiyle tüm Türkiye'ye bağlanıyoruz demişti. Daha 10 gün önce bakanlık önergemize verdiği yanıtta yine etüt ve proje çalışmaları devam ediyor dedi. İşte sizin Şanlıurfa vizyonunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken Sayın Erdoğan'ın Vizyon Şanlıurfa sözlerine Ulaştırma Bakanlığı'nın hızlı tren sözleriyle cevap vereceğim. Bakan aynen
Tamamlayalım. Antep'e gelsin. Tamam, devam edin, buyurun. Hızlı tren Antep'e gelsin, sonrasına bakarız. İşte sizin Şanlıurfa vizyonunuz. Şunu bilin ki bu bütçe son bütçenizdir. Yapılacak seçimlerde iktidardan gideceksiniz. Urfa deyimiyle haydi size uğurlar ola. Uğur be, uğur be. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.